Bildiğiniz üzere yaklaşık iki hafta önce Nevşehir İyi Parti İl Başkanı Ömer Aydın'ın zat benim aleyhimde iftiralarla dolu bir beyanat verdi. Bu beyanatını biz pek ciddiye almadık. Fakat siyasi üslup gereği bazı insanların kafasında soru işareti kalmaması adına ben bu yaptığı iftiralara cevap vermek için basın toplantısına karar verdim. Şimdi öncelikle belirtmek isterim ki PKK terör örgütünün siyasi kanadıyla el ele kol kola gezip onlara en ufak olumsuz bir laf söyleyemeyen bir partinin il başkanı şahsıma ve partime yapmış olduğu iftiraları özellikle söylüyorum ispatlamazsa müfteridir. Aksi takdirde pazartesi günü Nevşehir Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımı buradan taahhüt ederim. Yapılan işlemlerin belediyemizce görev yaptığım 3 yıl içerisinde yaptığım bütün faaliyetlerin, yaptığım bütün hizmetlerin belediyemizde resmi evraklar ve kayıtları mevcuttur. İsteyen gelip belediyemizde bunları yerinde kontrol edebilir. Belediye başkanı olmadan önceki mal varlığımı, olduktan sonraki mal varlığımı da isteyen olursa kendisine gösterebilirim. Ve açık yürekle şunu da söylemek istiyorum ki, bu iddialardan Ömer Ay denen şahıs, bu yaptığın iftiralardan bir tanesi, bak özellikle söylüyorum, bir tanesi dahi o doğru olsun, ben bu koltuğu bırakırım. Ömer Ay, ben senin gibi atamayla gelmedim. Beni seçen halk. Sen çalışı bilmezsin. Çölü bilmezsin, yurtluğa bilmezsin. Ama 23 Nisan çocuğu gibi eline tutturulmuş kağıtları okuyaraktan AK Parti'nin belediye başkanına iftira atamazsın sen. Haddin değil. Şimdi yapmış olduğu iftiralardan ben cevap vermek istiyorum. Birinci yaptığı iftira, 2 yıllık faaliyet raporunun ibra edilmediği. Bakın, özellikle şunu da söyleyeyim. Ömer Ay beyefendi, sen daha belediyenin işleyiş sistemini bilmiyorsun. Faaliyet raporları 2 yıllık olmaz. Her yıl ayrı ayrı onaylanır. Bizim de 2021 yılı faaliyet raporumuz 4 Nisan 2022 tarihinde yapılan meclis toplantısında belediye başkanıyla birlikte 4 evet, 4 hayır oyuyla Avanos Kaymakamlığı'na göndermiştir ve de kabul edilmiştir. Bu meclis kararıdır ve kesindir. İsteyen bakabilir. İkincisi, Akçeşme bölgesine kasaba içerisinde kilitli parke yapılmadı ve 3 defa aydınlatma yapılmadı. Bakın çalışı tanıyanlar çok uzak değil. Nevşehir'e 55 kilometre. İsteyen istediği vakit gelir. Yerinde de bunu görebilir. Biz Akçeşme bölgemize bozulan faaliyet raporunda bozulan parkelerin yerine Erciyes Kireç Fabrikası'ndan mıcır satın alarak mıcır serilmiştir diye belirttik. Ve adı geçen Akçeşme ve Eski Belediye'ye 3600 metrekare 8 santimetre kalınlığından kilitli parke yaptık. 200 metre uzunluğunda 70 santimetrelik bordür yaptık. Sadece o bölge için. Aydınlatma işi içinde 6 adet 10 metrelik projektör direği, 10 adet 150 watt led ampul projektör, 2 adet 10 metrelik projektör direği ve 4 adet 150 watt led projektör. Yaklaşık 350 metre tel örgü, çelik tel örgü ve üzerine
59 adet baba üstü armatür koyduk ve aydınlatma sağladık. Bunların ada parselleri ayrı ayrı olduğu için ayrı ayrı 3 kalemde yapılmış oldu. Daha sonra başka bir iftirası 150-120 bin TL tutarlı iki köprünün meclis kararı olmadan fahiş fiyatı yaptı. Bakın yol, su bunlar belediyenin köprü, belediyenin asli görevleridir. Belediye köprü yapmak için meclisten karar almaz. Ben mühendis olduğum için bizzat kendi kontrolümde bu köprüyü yaptırdım. Bu köprünün de bir tanesi eski köprünün yetersiz olmasından dolayı yanına 5 metre genişliğinde 10 metre uzunluğunda ilave köprü yaptırdım. Daha sonra bunun 300 metre ilerisine yine dere yatağına 10 metre ve 10 metre genişliğinde 10 metre uzunluğunda ikinci bir köprü yaptırdım. Bizzat başında bulundurdum. Ve bu köprüyü yapan arkadaşlar Nevşehir'de iş yapan, köprü yapan tecrübeli ve işinin uzmanı şahıslar. Hizmet alımı yaptık ve de bütün doğrudan temin yöntemiyle yaptığımız bu işlemlerin evrakları belediyemizde mevcuttur. Şunu da belirtmek isterim. Bu köprüler için malzeme alımı 73.390 TL, işçilik ücreti de 48.500 TL olmak üzere iki köprü için toplam maliyet 123.890 TL olmuştur. Dördüncü iftira, Çalış Belediyesi'nin ucuza parsel sattığı ve bu işleri il özel idaresine yaptırdığı harfiyat işini. Bakın, biz Çalış Belediyesi olaraktan yaklaşık 7 parselimizi belediyemizin önünde, sağında, solunda parselin açık ilanla ihale ettik. İhale içerisinde bizim ihale bedelimiz arsa başı, komisyonun kararı 3 tane aşağı mahalle, orta mahalle, yukarı mahalle muhtarlarıyla birlikte alınan komisyon kararı gereğince muammam bedel 60 TL olarak belirlendi. Metrekare fiyatı. Bizim bu 3, bu 7 parsel için sattığımız, Orhan Bey şöyle bakalım. Fiyatlara bakın. Birinci parsel 560 metrekare, muammam bedel 60 TL, satış fiyatı 259.60 TL bölü metrekare. Alan kişi Yılmaz Uçar. İkinci parsel 464 metrekare, muammam bedel 60 TL, satış fiyatı 625.40 TL. Alan Kadir Tekin. Üçüncü parsel 557 metrekare, muammam bedel 60 TL, alan 708 TL bölü metrekare, Alperen Koçak, alan şahıs. Bir başka parsel 767 TL satış, alan kişi Bayram Çalışkan. 524 metrekare, alan kişi 489.70 TL'den Mahmut Karaca. 524 metrekare 483.80 Hacı Mehmet Aydın. 524 metrekare 60 TL muammam bedelle 531 TL Hilmi Aydın. Bakın bu 7 parseli alan şahıslar, bizim muammam bedelimiz 60 TL olmasına binaen en az 260, en çok 760 TL'den bizim ihalemiz yapıldı. Ve de bunu başarılı bir şekilde yaptık ve sonuçlandırdık. İhale öncesinde ve sonrasında hiçbir olumsuz gelişme olmamıştır. Hiçbir şikayet olmamıştır. Herhangi bir usulsüzlük veya kanuna aykırı bir durum söz konusu olmamıştır. Gayet başarılı bir şekilde ihalemizi yapıp sonuçlandırdık. Şunu da belirtmek isterim. Bu 7 kişinin içerisinde benimle uzaktan yakından herhangi bir akrabalık bağı olan kişi yok. Ben belediye başkanı olaraktan kasabanın gelişmesi adına yol boyunu
daha iyi aktif kullanmak adına biz bu ihaleyi gerçekleştirdik. Allah kısmet ederse önümüzdeki yıllarda buraların inşaatı başlayıp dükkanlar yapılıp vatandaşlarımıza, işsiz gençlerimize, kızlarımıza istihdam sağlandığı vakit biz daha da mutlu olacağız. İl özel idaresine harfiyat yapıldığı iddia ediliyor. Öyle bir şey asla ve asla olmamıştır. İl özel idaresine bizim kepçemizin, ekskavatörümüzün gücü yetmediği için GCV, il özel idaresine resmi yazımızla başvurduk. Sağ olsun Kamil Başkanımız da bizi geri çevirmedi, genel sekreterimiz ve biz yıkım kararı ve oradaki demirci dükkanlarının harfiyatı için il özel idaresinin araçlarını kullan. Bakın, il özel idaresinin ekskavatörü. Bakın, yıkım resimleri bunlar. Bakın, yıkım resimleri. Bakın. Eski dükkanlardan görüntüler. Bakın. Ve eski hali. Tamamen buradaki harfiyatlar için kullanılmış bir şey. Başka bir iftira, taş ocağı mevkisindeki bir ahıra su verilmedi. Ayşe abi sen bak bana. Tutturamam ya. Orhan Bey, bu iftira için bizzat bu olayın mağduru aynı zamanda meclis üyemiz Orhan Çalışkan Bey'i buraya çağırıyorum. Orhan Bey buyur. Şimdi senin oraya su verilmediği, çöle su götürüldüğü, senin mağdur edildiğin yönünde. Lütfen açıklar mısın? Şimdi şöyle izah edeyim Kazım abi. Biz bu su işini Alparslan Özel zamanında sıkıntısını çektik. Sağ olsun o da bize gerektiği muhalefeti yaptı. Bunu cümle alem diyor. Herkes biliyor. Allah da biliyor. Bunu da biliyor. Önümüz kış dedik. Bir dahaki seçim sonunda yapalım dedik. Yine sezon atlattık. Elhasıl 5 yıl ceremesini çektim. Şiraz kesin Kazım İmaz kendi cebinden yer. Yani çoğu şeyinde kendi cebinden karşılayarak 450 metre. Evet, 450 1 kilometreye yakın mesafedeki boruyu sağ olsun yani elinden geleni yaptı. Evet. Yani mağduriyetin giderildi, doğru mu? Kesinlikle. Evet, evet. Teşekkür ederim. Şimdi bakın, Orhan Bey'in anlattığı şekilde yaklaşık 10 yıldır, 5-10 yıldır su alamadığı için mağdur durumdaydı. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren bu olaya el attık ve de ilk 8. ayda Orhan Bey'in oraya 450 metre su borusu aldık. PVC borular aldık ve kanal eşerekten oranın suyunu çektik. Orhan Bey doğru mu? Evet. Gerek kepçesi olarak. Mağduriyetini gideren biziz. Evet. İkincisi 1,5 kilometre çöl mevkisine su çekildiği ve yukarı mahallenin suyunun akmadığı ve şebeke suyunun boşa attığı yönünde bir iftira. Bakın biz yaklaşık 1 sene 9 ay önce 58 kilometre temiz su şebekesi ihalesi gerçekleştirdik ve bunun çalışmasını sonlandırdık. Kasabamıza 100 yıl garantili yeni nesil içme suyu boruları yerleştirildi ve tamamı 65 kilometre. Bundan dolayı ara ara boruların çekilmesinde, kanalların eşilmesinde gayet tabii olarak da sular kesildi. Ama biz göreve geldiğimizden bu yana kesinlikle ve kesinlikle yukarı mahalle, aşağı mahalle, orta mahalle kesinlikle su kesilmemiştir. Bizim çöl mevkisine de verdiğimiz su kasabanın suyunun çok olmasından dolayı tahliyelerden su atması, derelere akmasından dolayı biz 12,5 kilometre uzaklıktaki çöl mevkisine, Duzdaşı mevkisine, Eski Bağlar mevkisine
Belkuyu mevkisine 4 adet çeşme yaptık. Bu çeşmelere bizim belediyenin 12,5 kilometre şebeke suyunu çektik. 60'lık su borularıyla. Daha sonra bunları basınçlı olaraktan su attığı için çiftçilerimiz, ondan sonra koyuncularımız, büyükbaş hayvan besleyen esnaflar, çiftçilerimiz tarlası için her türlü su ihtiyacı olan insanlar oradan şu anda faydalanmakta. Herkes Allah razı olsun demekte. Benim bu çeşmelerden bir tanesinin üzerinde herhangi bir yoncalık veya şu veya bu bir gayrimenkulüm yoktur. Sadece Eski Bağlar bölgesinde bir tarlam vardı. O tarlayda Eski Bağlar bölgesindeki çeşmenin kurulması için 5500 metrekare tarlayı ben annem ve babam adına hibe ettim. Çeşme de şu anda orada. İmamların caminin ihtiyaçları için para toplatılması, yasaklanması ve Almanya'dan para toplanması. Ben bir kere belediye başkanı olarak vatandaşlarımıza her zaman belediyemize, kasabamıza yardım yapmaları yönünde telkinlerde bulunmaktayım ve hala bulunuyorum. Fakat yapılan yardımların tamamı, belediyemize gelen yardımların tamamı resmi olaraktan makbuz karşılığı alınıp kendilerine de makbuz verilmektedir. Herhangi bir şekilde ben belediye başkanı hesabıma veya elden herhangi bir şekilde para alıp verme durumum söz konusu olmadı, olamaz da. Çünkü burası bir resmi kurumdur. Ben belediye başkanı olaraktan böyle bir olayın içerisine girmedim de girmem de. Fakat bizim telkinlerimizle hem su çekilmesi için, çöle su çekilmesi için, hem yeni yaptığımız caminin, Fatma ve Niyazi Şahin Camisi'nin inşaatı için para veren yurt içerisinden, yurt dışından, özellikle Almanya Çalış Kardeşlik Derneği bu konuda çok başarılı ve çok yardımsever, devamlı desteklemekteler. Kendilerine buradan Gökhan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bu yardımlarını, yaptıkları yardımların karşılığında biz makbuz karşılığı buradan vermekteyiz. Başka bir caminin imamıyla alakalı da ben Facebook Çalış Sosyal Paylaşım sayfasından yaptığım açıklama da şu şekildedir. 27 Nisan 2022 Orhan Bey şöyle bitirelim. ...2022-22.31'de yaptığım paylaşım. Bakın, okuyorum. Çalış Belediye Başkanı olarak halkımıza sesleniyorum. Sevgili hemşerilerim, kasabamızda görev yapan 3 cami imamı da devlet memuru olup kıdemine göre devletimizden maaşlarını almaktalar. Dışarıdan kimsenin bir kuruşuna ihtiyaçları yoktur, zerre de değiller. Bu yüzden artık Ramazan ayı sonunda, Kadir gecesinde, bayram namazında hocalara para toplamayı bırakalım artık. Hayır yapmak isteyenler, zekat, fitre, sadaka vermek isteyenler camilerimizin derneğine makbuz karşılığı verebilirler. Lütfen hocalarımızı akçeli işlere karıştırmayalım. Spekülasyonlara sebep olmayalım. Bırakın hocalarımız asli görevlerini, yani imamlıklarını yapsın. Cami derneği camide ne ihtiyaç varsa karşılar, ne ödenecekse öder, tüm işleri rahatlıkla yapabilirler. Anlayışınız için teşekkür eder, hayırlı kandiller dilerim. Kadir geceniz mübarek olsun. Kazım Yılmaz, Çalış Belediye Başkanı. Bakın, burada herhangi bir yasaklama, herhangi bir şey bulunmamaktadır. Yol kenarında demirci dükkanlarının yıkılıp vatandaşların mağdur edildiği yönünde bir beyanat var. Evet,
miadı dolmuş, yıkılmak üzere olan demirci dükkanlarını biz 2015'te önceki belediye başkanımız zamanında alınan meclis kararını güncelleyerek, yıkım kararını güncelleyip bunun yıkımını gerçekleştirdik. Daha sonra esnaflarımız için belediyemizin sanayi alanı olaraktan gösterilen 4500 metrekare bir alanına bütün değişik gerekli imar değişikliklerini yaptık. Allah kısmet ederse önümüzdeki Haziran ayının başında da köprülerin yapımına, sanayi dükkanlarının yapımına başlayacağız. Ve bu sanayi dükkanlarının yapımı da yine kendim belediye bünyesinde kendimizin kontrolünde yaptıracağız. Bu da ayrı bir iftiranın cevabı. Milletvekiline soru soran kişinin ertesi gün evine tutulup sözlü yıkım kararı verildiği yönündeki iftira. Bakın, Ramazan ayı içerisinde AK Parti Nevşehir İl Başkanlığından gelen misafirlerimizin iftar sonrası kasabamızı ziyareti sırasında Mustafa Güneş ve Mehmet Çetin adlı şahıslar kendi aralarında sözlü tartışma yaşamıştır. Olay büyümeden önlenmesine rağmen ertesi gün Mustafa Güneş, Mehmet Çetin'i Kalabaya Jandarma'ya şikayet etmiş olup buna karşılık Mehmet Çetin de Mustafa Güneş'in oturduğu evin kaçak olduğu yönünde belediyemize yaptığı ihbar ve şikayet dilekçesi sonucunda tutanak tutulmuş olup Mehmet Çetin'in şikayetinden vazgeçmesinden ve Mustafa Güneş'in imar affından sonra aldığı yapı kayıt belgesini dilekçeyle belediyemiz fen memurluğuna ibra etmesinden sonra olay kapanmış ve şahıslara gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Kontrole giden arkadaşlarımızdan kimse yıkım kelimesinden bahsetmemiştir. Resmi olarak yapılan bu işlem ve tutulan tutanak yıkım diye halkın kendince olan yorumudur. 10. iftira, köyün girişinde dul kadın diye adlandırdığı bir şahsın tarlasının zorla şahsının aldığı yönünde. Böyle bir şey kesinlikle olmamıştır. Kasabamızın Altıpınar köyü tarafından gelirken Pöyrek denen mevkide yol çalışması yaparken dul kadın dediği ve benim de yakın akrabam olan Gökhan Şimşek ve annesi Kıymet Şimşek kendi rızalarıyla yol için kendi tarlalarından eşi Mehmet Efendi Şimşek adına hayır olarak yer vermişlerdir. Bu tamamen sözlü olarak yapılmıştır. Sadece sözlü olarak yapılan bir bağıştır. Yine aynı yerde park alanı içerisinde olup tarımsal niteliği bulunmayan dere yatağındaki en az 40 yıldır ekilip sürülmeyen Hüsnü Üçgül'e ait hozan yer belediyemiz meclis kararıyla istimlak edilmiş. İstimlak kararı sırasında Hüsnü Üçgül'ün eşi Mustafa Üçgül de meclis toplantısında çağrılıp dinlenmiştir. Hüsnü Üçgül'ün talep ettiği 10.000 TL miktara karşılık Avanos Kaymakamlığı emlak görevlilerinin temkiniyle uzlaşma komisyon raporu sonucunda 1.51 TL metrekare fiyatı üzerinden 6.933 metrekare alan için belediyemiz Hüsnü Üçgül'ün hesabına 10.468 TL göndermiştir ve ödeme yapmıştır. Bu tamamen meclis kararıyla yapılan bir istimlak kararıdır. Ve bu yaptığımız istimlak kararından dolayı şahsın ve eşinin, Mustafa abi, eşi Hüsnü Üçgül'ün eşi kendisi, herhangi bir şikayeti, herhangi bir olumsuzluğu yoktur. Yok, herhangi bir şikayetimiz yok. Mustafa abi, herhangi bir sıkıntı, baskı, şu bu oldu mu? Yok, olmadı başkanım. Memnun musun yapılan işlemi? Memnunsun. Bakın, vatandaşlarımızın hepsi bu şekilde. En son yaptığı bu iftira sonucunda, bir de bazen sözlü olarak
demiş olduğu özel korumayla gezdiği yönünde bir iftira var. Ben sıradan basit yaşayan bir insanım. Görev yaptığım şu son 3 yıl içerisinde bir gün dahi korumayla gezmedim. Ben vatandaşlarımızla iç içeyiz. Biz kasaba belediye başkanıyız. Herkes birbirine akraba, herkes birbirine dost. Dolayısıyla bizim burada korumayla gezme lüksümüz yok. Böyle bir korkumuz da yok. Allah'tan başka kimseden de korkumuz yok. Bunların tamamı iftiradır. Ama belediye başkanı olarak yaptığımız, gittiğimiz yerlere belediyemizin şoförleri vasıtasıyla gittiğimiz doğrudur. Şoförlük görüşmelerden dolayı, değil mi? Uzun yol olmasından dolayı şoförlerimizle gidip gelmekteyiz. Herhangi bir şekilde belediyemizde koruma kadrosu veya koruma olaraktan çalışan herhangi bir şahıs yoktur. Zaten 2050 nüfuslu bir belediyeyiz ve ancak kendimizi zar zor idare etmekteyiz ama maksimum efor sarf ederekten çok büyük hizmetler yaptığımızı düşünüyoruz. Bunda da Nevşehir İl Başkanımız, Nevşehir AK Parti Milletvekilimiz, Nevşehir İl Başkanımız Ali Kemik Kıran Bey, Milletvekilimiz Mustafa Açık Göz Bey, Milletvekilimiz Yücel Menekşe Bey bizlere olağanüstü destekler, olağanüstü yardımlar sağlamakta ve bizim onların ve partimizin desteğiyle vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız ve bütün çalış halkı olaraktan başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Biz çalış olaraktan kardeşiz. Bizde ayrı gayrı yok. Buradan da şunu seslenmek istiyorum. Olur ya, kalbini kırdığım, selam verip görmediğim veya yanlış anlaşılma olan herhangi bir olay varsa kasaba halkından veya Nevşehir halkından herkesten özür diliyorum. Herkesle biz kardeşiz, dostluğumuz bakidir. Allah devletimizi baki kılsın. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan da eksik etmesin. Amin. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.